Dikkat edilirse peygamberler fikri bakımdan en üst düzeyde olan kişilerdir. En azından onlara vahiy geliyordur. Yani vahiy ile beslenen kişilerdir. Gıda değeri yüksek fikri bakımdan fikirle beslenen kişiler. Ama asla entel takılan peygambere rastlanmamıştır tarih boyunca. Asla. O gider kavminin ileri geleniyle de görüşür. Örneğin Firavun'a da tebliğini yapar. Kölelerle de konuşmaktan tövbe utanmaz, çekinmez, sıkılmaz. Bunu bir aşağılık veya aşağılanma gibi saymaz. Hatta başkaları, yani entel takılan, o kafada olan sosyete kafası taşıyanlar peygamberleri böyle çok düşüyor diye suçluyorlar. Yani onu görüyoruz. Sen bizim gibi kavmin ileri gelenlerini bırakıyor, gidiyor dört köleyle, iki deri kanlına düşüp kalkıyor. Hiç yakışıyor mu sana şimdi? Yani sen işte kaç, 50 yaşına gelmişsin, 55 yaşına gelmişsin, işte konuşuyor, ben de 8 yaşından 4 tane deri kanım. O yakışmıyor. Niye? Yaşıtların bu işin faturasını ödemeye yanaşmıyorsa ben ne yapayım? Yani peygamber ne yapsın? Yanaşmıyorlar. Öldürleri kulak veriyor. Peygamber de görevi gereği kim kulak veriyorsa kulak verenin üstüne düşmekle mükellef. Çünkü kulak vermeyenlerin üstüne düştüğü için azar işittiğini biliyoruz. Abese ve tevella ayetini, İbn-i Mektum olayını hatırlıyoruz. Değil mi? İstiyor. Kim istemez bir toplumun ileri gelenleri kendi mesajına kulak vermesin? Herkes ister. İstisnasız herkes ister. İstemişti. Peygamberler de istemiş. Hatta daha ötesi Allah tarafından görevlendirilmiş. Yani çok tehlikeli Firavun'a gidip de şöyle şöyle deme. Ama buna rağmen göze almış. Ölümün bilmiyorum şunu bunu göze almış. Gitmiş söyle bunu bana. Hiç tırıyor mu? Kılı kıpırdamıyor.